Başladın mı Ethem Hanım? Başladı Emine abla. Bundan sonra görevimiz tehlike. Hepimiz saatlerimizi ayarlayalım. Allah, Haluk Bey görünce kafayı yiyecek. Ya gelin vazgeçelim biz bu işte. Sen merak etme Emine. O kendisi vazgeçecek zaten. Ya hep beraber aynı evde yaşamanın ne kadar kötü bir fikir olduğunu anlayacak. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hayrola? Bu ne? Belki burada kalacak. Burada mı kalacak? Evet hayatım. Yani zaten evlendikten sonra burada kalmayacaklar mı? İşte o yüzden şimdiden gelsin çocuk boşu boşuna eve kira ödemesin dedim. Evet yani niye boşu boşuna kira verelim ki? Meltem mutfak. Aa, kıyamet kopacak şimdi. Ya görmüyor musun? Nasıl baktı bana ya? Bu oğlanın ne işi var burada? Ne demek bu oğlanın ne işi var burada? O bizim çocuğumuz sayılmaz mı? Evlendikten sonra zaten burada kalmayacaklar mı? Evlendikten sonra kalabilirler dedim. Evlenmeden önce demedim. Yok, zaten yakında evlenecekler. Şurada ne kaldı ki? Pardon? Ne? Emine abla, ne konuşuyorlardır acaba? Bilmiyorum ki ama sinirden kesin Haluk Bey kafasını böyle dolaba vuruyordur. Daha da yeni toplamıştım. Dağıtmasalar bari. Alıştım. Yok. Evlenmeden aynı evde olmaz. Millet ne der? Haluk herhalde aynı odada kalmayacaklar. Emre'nin odasına yerleştireceğiz Berke'yi. Yuh, bir de aynı odada olsunlar. Haluk, ya şunun şurasına birkaç ay sonra evlenecekler. Saçmalama. Söyle valizini alsın gitsin. İstemiyorum ya. Hayır dedim ya. Hayır ya. Aa, buraya yazdım. Hayır. Çocuk evini boşaltmış. Ne yapalım? Sokağa mı atalım? Annem halletmiştir. Hadi gel eşyalarını Havuc'un odasına koyalım. O kadar emin olma Duygu. Baban her an gelip Berke'nin eşyalarını kapının önüne koyabilir. Hadi ya. Gerçekten yapar mı öyle bir şey? Yaparım vallahi. Tutarım kulağından, atarım dışarı. Bavullarına da tekmeyi vurdum mu? Fikir senin fikrin de Haluk. Allah'ım yarabbim. Yahu kaç kere söyleyeceğim. Ben evlendikten sonra dedim. Evlenmeden önce demedim. Yahu anlatamıyorum galiba yahu. Tamam. O zaman gidelim Yıldırım nikahı kıydıralım. Düğünü sonra yaparız. Ya sen kızına güvenmiyor musun? Kızıma tabii ki güveniyorum. Ha o zaman Berke'ye güvenmiyorsun. Yok. Güveniyorum da. O zaman sorun ne? Ya ben millete güvenmiyorum. Şimdi dedikodu başlatırlar. Ben sana söyleyeyim mi? Sen kendine güvenmiyorsun. Ben? Evet sen. Dedikodu çıkarsa o dedikoduları nasıl göğüsleyebileceğini bilmiyorsun çünkü. Kendine güvenmiyorsun. Bir kere dedikodu dediğimiz şey biz önemsersek var. Yoksa dedikodu diye bir şey olmaz ki. Biz boş verelim dedikoduyu. Bırak insanlar ne derse desinler. Biz çocuklarımızı biliyoruz. Alo. Fazla uzun sürdü bu iş. Kesin olmayacak. Gerçekten mi ya? Bence evet. Haluk Bey birazdan gelecek, seni kovacak. Alakası yok. Annem o mutfakta şimdiye kadar mağlubiyetle ayrılmıyor. Göreceğiz bakalım. Sanki ben babanı tanımıyorum. Çıkacak mutfaktan, adamı hasta etmeyin diye bağırıp çağıracak. Of eyvah. Ben tırsmaya başladım Duygu. Sen daha Haluk Bey sinirli görmedin beni. Çocuklar, biz babanızla konuştuk. Ve? Ve Berke burada kalacak. Değil mi Haluk? Evet. Burada kalabilir. Arada sırada böyle sürprizler olabiliyor. Biz Emre'nin odasını hazırlayalım belki. Belki sen de eşyalarını getir. Tamam. Bak. Beni iyi dinle. Burada kalabilir.
kalabilirsin. Ama evlenmeden önce kızımın yanına yaklaşırsan... Ay. Ne olacağını biliyor musun? Evet, evet. Duymadım. Biliyorum efendim, biliyorum. Güzel. Götür anlaşıkı. Haluk Bey, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Malum, evin nüfusu artıyor. Nerede artıyor? Havuç gitti, Berke geldi. Nüfus aynı. Olur mu canım? Havuç gitti sayılmaz ki. Böyle çamaşırını falan getirmeyeyim, onları yıkıyoruz. Bir de artı ütüsü var. Şimdi yarın öbür gün bunların çocukları olur. Ya eskiden bir aileye hizmet verirken, şimdi iki aileye birden hizmet vermiş olacağım. Zamanlam gerekiyor benim. %100. Emine bak, adamı hasta etme. Zaten cinlerim tepemde. Yok, bu böyle olmaz. Yerli aile, yersiz kalabalık. Emine, fazla üstüne gitme. Nasılsa yavaş yavaş anlayacak nasıl bir hata yaptığını. İnşallah anlar Meltem Hanım. Yoksa bak benim başıma patlayacak gene. Mine. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Her gün yeni kurnazlık peşinde.